Merhaba arkadaşlar, bugün Cinema 4D'de top sektirme animasyonu nasıl yapılır onu göstereceğim. Yeni bir sayfa açtık. Burada ilk yapmamız gereken şey bir küre eklemek. Şuraya basılı tutarak sphere ekliyorum. Bunun boyutu birazcık büyük şu anda. Bunu küçültmek için object menüsüne geldim. 100 cm çok büyük bizim için. Bir 50 cm yeterli olacak. Topumuz da tam olarak yuvarlak sayılmaz aslında. Şu anda sferimiz tam yuvarlak sayılmaz. Şurada gördüğünüz gibi keskin hatları var. Biraz daha yuvarlak olması için segment sayısını artırabilirim. 30, 16 değildi. 32 yaptım şu anda. Gördüğünüz gibi biraz daha yuvarlak hale geldi. Evet. Daha sonra C tuşuna basarak o nesnemizi bir poligon haline getireceğim. Gördüğünüz gibi burası değişti. Klavyeden F4 tuşuna basarak F4 tuşuna basarak ön kamera moduna geçtim. Kamera modlarına şu tuşa basarak da, şuradaki tuşa basarak da aralarında geçiş yapabilirsiniz. Perspektif kamerası var. Üst görünüm yani top kamerası, üst görünüm kamerası var. Right yani sağdan görünüşü var. Front, önden görünüşü. Önden görünüşüne geçiyorum. Front kamerasına. Evet, şimdi burada yapmamız gereken ilk şey küremizin merkez noktasını ortası olarak değil de tabanı olarak seçmek. Bunu niçin değiştirdiğimizi birazdan göreceğiz. Enable Axis tuşunu seçiyorum şurada. Klavyeden L tuşuna da basabilirsiniz. Daha sonra yeşil oka basılı tutup Shift'e de basılı tutarak bunu 50 cm aşağıya çekiyorum. Şu anda küremizin merkezi tabanı oldu. Daha sonra bu L tuşuna tekrar basarak orayı kapatıyorum. Şimdi ise yapmamız gereken şey küremizi zemine geri getirmek. Çünkü şu anda küremizin yarısı zeminin altında. Kırmızı çizgi bizim zeminimiz arkadaşlar. Şuradaki kırmızı çizgi bizim zeminimiz. Küremizi bu zeminin üstüne değecek şekilde geri getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için yeşil oka basılı tutup Shift'e de basılı tutarak 50 cm yukarı çıkarmak. Çünkü küremizin boyutu 50 cm. 50 cm yukarı çıkardığımda küremiz şu anda tam olarak zemine oturmuş durumda. Evet. Şimdi animasyon yapmaya başlayabiliriz. İlk önce yapmamız gereken şey bu topumuzu yerden havaya kaldırmak. Çünkü topun yukarıdan aşağı doğru düşmesi gerekiyor. Şuradan sphere seçilirken arkadaşlar Basic Coordinates diye bir menü var burada. Coordinates'ı seçiyorum. Buradan küremizin pozisyonunu değiştirmek için kullanacağımız ayarlar X ve Y ayarları. Biz şu anda sadece Y ayarıyla uğraşacağız. Yukarı aşağı doğru götürüp getirmek için. Y'den 600 giriyorum. 600 cm. Topumu yerden 600 cm yükselttim. Ve burada şu tuşa basarak bunun bu konumunu kaydediyorum. Buradaki timeline'a bu konumunu kaydediyorum. İlk keyframe'imizi aldık. Daha sonra 7 santimetre, 7 kare atlayarak topumun yere düştüğü anın karesini alacağım. 7. kareye geldim. Sağ tıklayarak Reset Transform diyebilirsiniz. Topun yere düşmesini sağlayacak, yere gelmesini sağlayacak. Burada tekrar bir keyframe alıyorum, keyframe kaydediyorum. Gördüğünüz gibi şu anda 2 tane karemiz var. Şu şekilde top yere düşüyor. Yere düştü. Tekrar sekmesini istiyorum ama bu defa o kadar fazla sekmesini istemiyorum. Tekrar 7 kare ileri gideceğim. 7. karedeydi. 7. karede topumuz yerde. 14. kareye geliyorum. Şurada sphere seçilirken arkadaşlar ilk başta 600 yapmıştık. Bu defa 500 yapabiliriz. Yerden 500 cm yüksekliğinde. Yere çarptı, sekti. 500 cm yukarı çıktı. Tekrar bu tuşa basabilirsiniz. Bunun kısa yolu F9 ekranda görüyorsunuz. F9 tuşuna da basabilirsiniz bunu yapmak için. Bu defa yerden 500 cm yüksekliğinde zıpladı. Tekrar 7 kare ilerleyerek topun yere çarptığı anı tekrar kaydedeceğim. Bunu sıfırlıyorum. Şurada sıfırlayabilirsiniz. Top tekrar yerde. F9'a basıyorum. Bir kayıt daha aldım. Tekrar 7 kare ilerledim. 28. kareye geldim. Topumu bu defa tekrar yükselteceğim. Bu defa 500, 600, 400 olarak geldim. F9, Y9
Yeni bir keyframe aldım. Tekrar 7 kare ilerliyorum. 35. kare. Burayı tekrar sıfırlıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir keyframe aldım. 7 kare ilerleyeceğim. 400 demiştik en son. 300. Tekrar bir keyframe alıyorum. 7 kare ilerliyorum. Tekrar burayı sıfıra getiriyorum. Bir keyframe daha alıyoruz. 7 kare ilerliyoruz. 600, 500, 400, 300. Bu defa 200. Tekrar bir kare aldım. 7 kare daha ilerliyorum. 63. kare. Tekrar sıfıra getireceğim. Bir keyframe daha aldım. 7 kare daha ilerliyorum. 70. karedeyiz. 600, 500, 400, 300, 200 ve 100. Her seferinde yarı yarıya top sekmiş olacak. Buradan da bir keyframe aldım. 7 kare daha ilerleyebilirim. Tekrar 0. Bunu da kaydettim. 7 kare daha ilerlersek. Kareliyim. Defa 50 yarısı. Onu da kaydediyorum. En son isterseniz 89. karede burayı tekrar sıfır yapabilirim. Bunu da kaydediyorum. Burada şuraya basarak da kaydedebilirsiniz isterseniz. Yani tamamını da kaydedebilirsiniz bu şekilde. Evet. Basit animasyonumuz hazır. Bakalım güzelce sekiyor mu? Evet. Gayet güzel bir şekilde topumuz sekiyor. Şimdi en başa dönüp topumuzu daha organik şekilde nasıl sektirebiliriz onu göstereceğiz. Şu tuşa basarak arkadaşlar, şuradaki elmas şeklindeki tuşa basarak timeline, drop sheet'e geçebiliriz. Burası. Başka bir menü açıldı. Buradan ise F-Curve'e geliyorum. Şurası. Gördüğünüz gibi şu anda bu topumuzun sektiğini gösteriyor. Onun grafiği. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar şu buradaki artı tuşuna basarak Position Y, Y pozisyonundaki noktaları biraz değiştireceğiz. Çünkü şu anda topumuz yumuşak bir şekilde yere çarpıp yumuşak bir şekilde yükseliyor. Yumuşak bir şekilde yere çarpıp yükseliyor. Ama aslında olması gereken şey yere çarpışlarının sert bir şekilde olması. Bunu yapmak için kısaca şu şekilde keyframe'lerinizi seçebiliriz. Buraya kadar kolay bir şekilde böyle bir sadece sürükleyerek seçebilirsiniz bunları. Şu ikisini de isterseniz Shift'e basılı tutarak ekleyebilirsiniz o seçimi. Hepsini seçtikten sonra Shift'e basılı tutarak şu kolları birazcık dikleştiriyorum. Bunları dikleştirince topun yere çarpıp yükselmesi daha hızlı ve ani bir şekilde olacak. Görelim nasıl bir değişiklik yapmış. Gördüğünüz gibi önceki kadar yumuşak değil. Sadece şu az olan çarpmalarda biraz fazla oldu bu. Fazla yükseltmiş olduk şunları. Şunları birazcık düşürebilirim. Tek halini seçiyorum sadece. Ona dikkat edin. Bunları da aynı şekilde şu şekilde birazcık düşürüyorum. Keskinliğini azaltıyorum. Şu animasyonumuz sonlara doğru biraz tuhaf görünüyordu. Evet. Tekrar bakalım animasyonumuza en başa dönüp. Evet, şu anda çok organik bir şekilde topumuz zıplıyor. Yukarı aşağı doğru zıplaması tamam. Bir de topumuzun sağa doğru gitmesini istiyoruz. Aynı zamanda zıplarken sadece yukarı aşağı doğru değil de bu şekilde sağa doğru zıplamasını da istiyorum. Bunu yapmak için arkadaşlar Position X'e geleceğim.
Gördüğünüz gibi şu anda bazı keyframe'ler var zaten. Biz bu tuşla kaydettiğimiz için her şeyi kaydediyordu. Bunlar da ekli. Fakat bir değişiklik yok bunlarda. Şu ortalardaki keyframe'lerin hiçbirine ihtiyacımız yok. Bunların hepsini seçiyorum. Sürükle seçme moduyla bunların hepsini seçtim ve süpürgeye tıklayarak bunları siliyorum. Sadece ilk ve son keyframe'imiz kaldı. İlki ve sonuncusu kaldı. Son keyframe'e gelerek şuradan timeline'dan son keyframe'e gelerek ben topumun son noktasını belirleyeceğim. Şuradan sphere'e tıkladım. Burayı görüyoruz. X. X dediği yer arkadaşlar kırmızı çizgimiz. Şuradaki kırmızı çizgi. Ben bunun mesela 1000 santimetre sağa doğru gitmesini istiyorum. Son halinin burası olmasını istiyorum. Bir nokta kaydettim. Ve eğer şu anda animasyonumuza bakarsak yukarı doğru zıplıyor ve sağa doğru ışınlanıyor. İstediğimiz şey sağa doğru ışınlanması değil, yavaşça sağa doğru gitmesi. Bunu yapmak için arkadaşlar şuradan sürükle seç metoduyla bütün keyframe'leri seçiyorum. Hala X seçelim. Ve şu tuş değil de step değil de linear olarak sağa doğru gitmesini istiyorum. Yani düz bir çizgi halinde yavaşça tak 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 sağa doğru gitmesini istiyorum. Bunu seçtiğimizde görüyorsunuz topumuz aynı zamanda sağa doğru da gidiyor. Evet. Animasyonumuzun temeli bu. Şimdi yapmamız gereken şey topumuzun yere çarptığı anlarda birazcık böyle basık hale gelmesi. Yerden yükseldiği anlarda ise birazcık çekişir halde olması. Çekiştirilmiş halde olması. Bunu yapmak da kolay. Buradan tekrar Dog Sheet'e geçebilirim. İsterseniz şurayı gösterebilirim. Ya da hepsini birden de kapatabiliriz. İlk önce bir iki yerden yaptığımız değişiklikler neler onu göstereyim. Ondan sonra kapatır halde devam edebiliriz. Şimdi en başta topumuz gayet normal haliyle duruyor. Normal şeklinde duruyor. Fakat ilk keyframe'imize geldiğimizde yani 7. kareye geldiğimizde topumuz yerde. Biz yerdeki halinin basık olmasını istiyoruz. Çünkü topla yere çarptığında normalde tenis topu düşünün ya da daha yumuşak bir top düşünün. Yere çarptığında basık hale gelir. Değiştirmemiz gereken ayarlar S, X ve X, Y değerleri. Basık hale gelmesi için Y'yi biraz düşürüyorum. Gördüğünüz gibi top daha basık hale geliyor. Aynı zamanda sağa doğru da biraz genişlemesi gerekiyor. Bu şekilde ilk halini değiştirdik. Tekrar isterseniz buraya basabilirsiniz. Bu değişikliği kaydetmek için. Buraya basabilirsiniz. Sonra bir kare öncesine gelmem gerekiyor. Yani 6. kareye gelmem gerekiyor. Şu anda 7. karedeyiz. 6. kareye gelmem gerekiyor. 6. kareye gelmek için şu tuşa basabilirsiniz. Ya da klavyenizden F tuşuna basabilirsiniz. Bu tuşa gel, bir kare öncesine geldim. Şurada top hala basık ama normalde burada topun basık olmaması gerekiyor. Çekiştirilmiş olması gerekiyor. Bunu yapacağız. Şu şekilde buradaki değerleri değiştirerek topu biraz çekiştirilmiş hale getirdim. Şuradaki tuşlara basarak arkadaşlar bu değişikliği kaydedebilirsiniz. Keyframe eklendi buraya. Görüyorsunuz. Buraya yeni keyframe'ler ekledik. Yapacağımız işlem bu. Mesela kare kare ilerlersek şu anda topumuz ilk karemizde en başta gayet normal şekliyle duruyor. Daha sonra yavaşça uzuyor. Yere çarptığında yassılaşıyor. Yükseldiğinde eski haline geri dönüyor. Bir sonraki yere çarpma noktasına gelmem gerekiyor. 21. kareydi. Hatırlarsanız. Buraya geldik. Yine aynı şekilde bu topu birazcık basık hale getiriyorum. Ama buradaki kadar basık hale getirmemem gerekiyor. Çünkü topumuz biraz enerji kaybetti. Enerji kaybettiği için eskisi kadar basık hale gelmeyecek. Evet. Bu değişiklikleri de kaydediyorum. Tekrar bir önceki kareye gelip bunu birazcık çekiştiriyorum. Bunları da kaydediyorum. Buradaki değerlerin bir önemi yok. Sadece gözünüz
gözünüzün gördüğü şekilde değiştirebilirsiniz. Topumuz tekrar yükseliyor. Bir sonraki yere düşme noktasına gelene kadar geldim. 35. kare. Yine basık hale getiriyorum. Değerlerimi kaydediyorum. Bir önceki kareye geçip yassı hale getireceğim. Özür dilerim. Biraz daha dik hale getireceğim. Bunları da kaydettim. İlerliyorum. Bir sonraki yere çarpma noktasına kadar. Yine biraz basık hale getiriyorum. Çok fazla değil. Dediğim gibi artık iyice güç kaybetti topumuz. Enerjisini kaybetti. Burada da yine birazcık ayarlarını değiştiriyorum. Bir sonraki noktaya gelene kadar 63. kare birazcık basık, birazcık yavan. Bir önceki kareye şu şekilde de gelebilirsiniz. Buradan da çekiştirebilirsiniz ya da şuradaki tuşa da basabilirsiniz arkadaşlar. 62. karede şu şekilde topumuzun şeklini değiştirdim yine. Kaydettim ayarlarımı. Buradan devam ediyorum. Bir sonraki düşme noktasına kadar. Burada artık neredeyse hiç değişiklik yapmayacağız. Şu şekilde sadece minicik bir değişiklik yapıp kaydedeceğiz. Yine bir önceki kareye geçip birazcık uzatıyorum şeklini. Son karelerimizde de artık topumuz normal haliyle durabilir zaten. Evet. Şimdi baştan izleyecek olursak animasyonumuzu. Bu şekilde gidiyor. Evet. Tekrar perspektif kamerasına gelirsek şöyle. Kamerasına geri döndüm. Bu arada bu arayüzde kesilmek için bastığım tuşlar 1, 2 ve 3 tuşları klavyeden 1, 2, 3 ve tuşlarına basarak mouse'la da sol tuşa basılı tutarak değişiklikler yapabiliyorum şeyde arayüzde. Şu şekilde bunu görebiliriz. Animasyonumuzun tamamını görebiliyoruz. Herhangi bir boş yere tıklayarak şu çizgilerden kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Topumuz bu şekilde seke seke gidiyor. Yalnız şu anda zeminimiz olmadığı için tamamen boş bir ortamda, boş bir uzayda topumuz sekiyor. Bizim istediğimiz şey bu değil. Bir zemin eklemek istiyorum. Zemin eklemek için şuradan floor ekleyebilirsiniz isterseniz ya da şuradan plane ekleyebilirsiniz. Bir plane plane şu anda bayağı küçük. Levhamız bayağı küçük. Bunu büyütmek için şuradan ayarlarını değiştirebilirsiniz. İstediğiniz bir ayar girebilirsiniz arkadaşlar. Buraya mesela 2000'i 2000 santimetre girdim diyelim ki. Biraz kenarda duruyor. Şuna basarak ortalayabilirim. Evet. Şimdi ise bir ekran görüntüsü aldığımda en azından şu anda topumuzun sekeceği bir zeminimiz var. Örneğin bu defa ekran görüntüsü aldığımda en azından yerde olduğunu görüyoruz topumuzun bayağı basık bir şekilde. Evet. Şurayla bir işim kalmadı artık. Bu tuşa basarak bu ekranı kapatabilirim. Bizim şu anda ihtiyacımız olan şey materyal eklemek. Materyal eklemek de Cinema 4D'de çok kolay. Şu tuşa basıyoruz arkadaşlar. Burada Material Manager Shift F2 kısa yolu. Buna basarak şurada yeni bir menü geldi. Artı tuşuna basıp yeni bir materyal ekliyorum. Şurada eklendi. Mesela zemin materyalimiz olsun bu. Bunu tutup sürükleyerek plane'e bırakıyorum. Plane'in üstüne bırakıyorum. Ona eklendi. İsterseniz şurada adını da değiştirelim. Zemin. Bunun üstüne çift tıklayarak ayarlarını açabilirim. Zeminimizin rengini belirleyebiliriz buradan. Beyaz bir renk olsun. Diyelim ki hafiften sarı bir beyaz.
Bunun rengi tamam. Bir de topumuz için bir madalya hazırlayalım. Yine artı tuşuna basıp şuraya da çift tıklayarak bunu değiştirebilirim. Top. Bunu da sürükleyip bu defa sphere yani küreye bırakıyorum. Yine çift tıklayarak topumuzun rengini değiştirebiliriz. Ben mavi rengini seviyorum. O yüzden mavi rengi seçeceğim şuradan. Bunları değiştirerek. Evet. Böyle açık güzel bir mavi. Gördüğünüz gibi topumuzun rengi de değişti. Şimdi bunun render'ını alabiliriz artık. Render yapmak için arkadaşlar render ayarları menüsüne geliyorum şurada. Bunu tıkladım. Render settings, render ayarları. İlk önce değiştireceğim şey çözünürlüğü. Şu anda 720p boyutunda 720 piksel. Şu üçgene tıklayarak hazır ayarları açabilirim. Film ve video. Buradan HDTV 29.97 FPS değeri bu arkadaşlar. O değil. 24 seçeceğiz. Çünkü pardon. HDTV 29.97'yi seçtim. Saniyede 30 kare çünkü animasyonumuz. Ondan sonra Save menüsüne geliyorum. Buradan File dosyamızın nereye kaydedileceğini seçeceğiz. Şu klasör tuşuna tıklayarak kaydedileceği yeri seçiyoruz. Ben masa üstüne kaydedeceğim. Top diye kaydettim. Format olarak seçtiğimiz ayar önemli. Burada ilk önce MP4 seçebilirsiniz. Direkt video olarak kaydedecek onu. MP4'ü seçtim. Ayarlardan eklememiz gereken tek şey Effects Ambient Occlusion. Şuradaki en baştaki seçilebilir olan şey. Bunu seçiyorum. Burada herhangi bir ayar değiştirmemize gerek yok. Ve bunu kapatabilirim artık. Kaydetmeye baş... özür dilerim. Render almaya başlamadan önce isterseniz dosyanızı kaydedin. Şuradan File, Save Project. Projemizi kaydedelim. Olur da kaydını alırken bir sorun çıkar diye. Adını da top diyebilirim. Masa üstüne kaydediyorum yine. Kaydettim. Artık şu tuşa basarak renderını alabilirim. Topumuz seke seke gelecek. Her özür dilerim. Yapmayı unuttuğumuz küçük bir ayar var. Render ayarlarına geri dönüyorum arkadaşlar. Output'a geliyorum. Output'ta frame range'in all frames olması çok önemli. Frame range'in all frames olması çok önemli. Çünkü bir animasyon hazırladık. Sadece bir karesinin değil, şuradaki bir karesinin değil, bütün yaptığımız karelerin kaydının alınmasını istiyorum. O yüzden all frames'i seçtim. Bunu kapatıyorum tekrar. İsterseniz dosyanızı tekrar kaydedin. Ve bu defa buna tıklarsam, şu tuşa tıklarsam, teker teker bütün kareleri hesaplayacak. Gördüğünüz gibi topumuz gidiyor burada her seferinde ve karelerimiz burada kaydediliyor. Bu işlem tamamen bittikten sonra, 90 kare bittikten sonra masa üstünüzde bir MP4 dosyası olacak. Bu topun oradaki hali görünecek artık. Yaptığımız animasyon video olarak masa üstünde görünecek. Bu arkadaşlar klasik yöntemde animasyon hazırlamaydı.